Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere Adobe Illustrator'da işlerinizi çok daha hızlı yapabileceğiniz birbirinden güzel özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu özelliklerden ilki Start Global Edit. Start Global Edit ile bir kurumsal kimlik hazırlarken veya çok sayfalı bir iş yaparken tek hamle ile birçok noktadaki logonuzu veya yazınızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz hemen görelim. Öncelikle hazırlamış olduğum logolardan şöyle en sağdakine biraz daha yaklaşalım. Logoya yaklaştıktan sonra yapmam gereken tek bir hamle var arkadaşlar. Window bölümüne geliyorum ve bu bölümden özellikleri açıyorum. Özellikleri açtıktan sonra şöyle ekranımda sol tarafa doğru biraz daha yaklaştırıyorum ve burada yapmam gereken işlem için logoyu seçiyorum. Logoyu seçtikten sonra bakın özelliklerin en alt kısmında Start Global Edit diye bir bölüm açıldı arkadaşlar. Bu bölüme dokunduktan sonra örneğin bu hazırlamış olduğumuz logonun rengini değiştirmek istediğimizi varsayalım. Hemen rengi değiştirmek için şuradaki file kısmına bir kez dokunuyorum ve dokunduktan sonra renge gelip buradan da farklı bir rengi seçiyorum ve seçtikten sonra ekranında herhangi boş bir alana bir kere tıklıyorum ve biraz daha uzaklaşıyorum. Uzaklaştığımda görmüş olduğunuz gibi benim tek bir logo üzerinde değiştirmiş olduğum rengi tüm logolarımın üzerinde değiştirmiş oldu. Peki sadece renk mi değiştiriyor? Hayır. Hemen yaklaşalım. Başka bir işlem daha yapalım arkadaşlar. Logoyu tekrar seçiyorum ve Start Global Edit'e tekrar basıyorum. Bastıktan sonra Direct Selection Tool'u seçiyorum ve logonun alt kısmından sağ tarafı biraz daha uzatıyorum. Aynı şekilde sol tarafını seçiyorum ve ucundan tutup bu sefer de sol tarafı biraz daha uzatıyorum. Şimdi ekranında yine boş bir alana tıkladım. Biraz daha uzaklaşalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum işlemi tüm logolarda aynı şekilde devam ettiriyor. Burada sadece logoyu mu değiştiriyor? Hayır, yazıyı da değiştirebiliyorsunuz aynı zamanda. Fakat yazıyı değiştirmeden önce expand etmeniz gerekiyor. Onu nasıl yapıyoruz hemen görelim. Biraz daha uzaklaşalım ve ekrandaki logoları temizleyelim. Bunları hemen kaldırıyorum ve araçlar kısmından type tool'umu seçiyorum. Bir kez dokunup buraya bir yazı yazıyorum. Örneğin Adobe yazalım. Adobe'yi yazdıktan sonra fontu shift'e basarak biraz daha büyütüyorum. Ve bu fontu büyüttükten sonra her bir artboard'un içine birer tane kopyasını alıyorum. Alt tuşuna basıyorum ve bir kopyasını buraya alıyorum. Aynı şekilde alt tuşuna basıp bir kopyasını buraya alıyorum. Daha sonra ikisini seçiyorum. Yine alt tuşuna basıp ikisini de sol tarafa alıyorum. Şimdi bunların tamamını seçiyorum. Komut, Shift ve O tuşuna basarak hepsini expand ediyorum. Expand ettikten sonra bunların her birini artboard'lara ortalayalım arkadaşlar. Hemen seçimi yaptım. Buradan ortaladım. Aynı şekilde seçimi yaptım. Buradan ortaladım. Seçimi yaptım. Ortaladım. Seçimi yaptım. Ortaladım. Ve en son sağ taraftakine geldim. Seçimi yaparak ortaladım. Şimdi sağdakine biraz daha yaklaşalım. Tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra aynı şekilde Start Global Edit'e bir kez basıyorum. Bastıktan sonra Direct Selection Tool'u seçiliyken E harfinin uç noktalarını seçili hale getiriyorum. Ve tutup sürükleyerek biraz daha sağa doğru çekmek istiyorum. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi sadece logoda değil yapmış olduğunuz herhangi bir yazının üzerinde de Start Global Edit ile çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer ipucumuz neymiş hemen onu görelim. Adobe Illustrator'da şekilleri canlandırmak epey kolay arkadaşlar. Using Leaf Shape özelliğini gördüğünüzde sizler de buna inanacaksınız. Hemen araçlar bölümünden sol taraftan Ellipse Tool'u seçiyorum. Ellipse Tool'u seçtikten sonra Shift'e basarak ekranında bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Şimdi bu yuvarlağın rengini biraz daha değiştirelim. Daha koyu yapmak istiyorum. Ve yuvarlağı seçili hale getirdikten sonra bakın sağ tarafta görmüş olduğunuz bir çubuk var arkadaşlar. Buradaki çubuğu tutup sol üst tarafa doğru çekerseniz çizmiş olduğunuz yuvarlağı tuttuğunuz alan kadar açmış olacaksınız. Bunu açtıktan sonra alt tarafta bir çubuk daha görüyorsunuz. Buradaki çubuğu da tutup aşağıya doğru çekerseniz aynı şekilde burada da oynamış oluyorsunuz. Bu özellikleri kontrol edebileceğiniz panel ise Transform paneli arkadaşlar. Buradan özellikleri tutuyorum ve şöyle tekrar yerine alıyorum. Daha sonra buradan Transform'u seçiyorum ve Transform'u içeri getiriyorum. Transform eğer sizde burada görünmüyorsa Window bölümünden Transform'u seçip buraya getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Transform'u seçtikten sonra bakın şurada buradaki şekille ilgili bazı ipuçları var. Bu şekille ilgili ipuçları ne anlama geliyor hemen görelim. Eğer burada ölçünüzden memnun değilseniz ve gerçek rakamlarla oynamak isterseniz şurada bulunan bölümlerden istediğiniz gibi ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bunun aynı zamanda ayarlarını değiştirebildiğiniz gibi yönünü de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bu seçili haldeyken Komut C ile bir kopyasını alıyorum. Komut Shift ve V harfine basarak tam üstüne bir kopyasını daha yapıştırıyorum. Bir kopyasını daha yapıştırdıktan sonra üste gelen kopyayı ters çevirmek için bakın şuradaki ok işaretlerine bir kez basmam yeterli oluyor.
Buraya bastığımda kopyalamış olduğum yuvarlığı tersine çevirmiş oldu. Hemen bunu tutup şöyle sağ tarafa doğru çektiğimde örneğin bu pastadan ayrı bir çalışma yapmış olabiliyorum. Using Live özelliği aynı şekilde Polygon Tool'da da geçerli arkadaşlar. Hemen bunu buradan siliyorum ve elipse basılı tutarak buradan Polygon Tool'umu seçiyorum. Polygon Tool'u seçtikten sonra ekranıma bir tane poligon açıyorum ve Shift'e basarak bunu düz bir hale getiriyorum. Düz hale getirdikten sonra tekrar ortaya alalım biraz daha. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki barda şu anda 6 köşe olduğu görünüyor. Eğer buradaki barı tutup sağa doğru çekerseniz bunları arttırabilir, sola doğru çekerseniz de bunları düşürebilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda şurada çıkan küçük kutucukla da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin kutuyu tutup şöyle aşağıya doğru çekerseniz bunlar artar, yukarıya doğru çekerseniz bunlar azalır. Şimdi bir diğer özelliğimize geçmek için bunu ekrandan siliyorum ve transform'u kapatıyorum. Sol tarafa doğru çekiyorum ve text wrap özelliğini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu göstermek için öncelikle sol taraftan araçlardan type tool'umu seçiyorum ve mouse'a basılı tutarak aşağıya kadar bir paragraf açıyorum. Bu paragrafı açtıktan sonra şuradaki aralarını kapatmak için çift tıklayarak space'e basıyorum ve bunların arasını kapatıyorum. Kapatmasanız da olur, yapmış olduğunuz projeye göre bunlar değişiklik gösterebilir. Örneğin ben burada hazırlamış olduğum yazıya zeminli bir spot eklemek istiyorum arkadaşlar. Mesela şu bölüme kırmızı zeminli bir spot eklemek istiyorum ve bunu ekledikten sonra bu yazının da onun etrafından dönmesini istiyorum. Bunu yapmak için hemen öncelikle kare aracımı seçiyorum. Kare aracımı seçtikten sonra şu kısımdan aşağıya kadar şöyle bir dikdörtgen açıyorum. Hatta biraz daha büyütebilirim bunu. Şöyle şuraya kadar gelebilir. Bunu ayarladıktan sonra rengini de değiştirelim. Hemen buradan bir koyu bir kırmızı rengi seçiyorum ve bunun üzerine yazmak istediğim yazıyı ayarlıyorum. Yazmak istediğim yazıyı ayarlamak için tekrar type tool'umu seçiyorum ve yine basılı tutarak şöyle aşağıya doğru bir paragraf daha açıyorum. Hemen buradan fazla yazıları silmek istiyorum. Şuradan tutup buradaki yazıları siliyorum ve bunların da fontunu değiştirip biraz daha büyütelim. Örneğin Babus karakterini seçebiliriz. Buraya Babus yazıyorum, karakteri seçiyorum ve seçmiş olduğum karakterin buradan puntosunu biraz daha büyütüyorum. Yazılarımı büyüttükten sonra bunları sola yazmak için üst taraftaki kontrol panelimden sol tarafı seçiyorum ve seçtikten sonra aşağıya doğru çekerek fazlalık yazıyı da buraya getiriyorum. Şimdi şurada biraz daha fazla yazı görünüyor aslında. Şöyle sağ tarafa doğru çekelim. Evet, tamamen yazılar gelmiş oldu şu anda. Yazılarımız fazla büyük oldu. Hemen bunun puntosunu biraz daha küçültüyorum. Evet, şimdi hazırlamış olduğum yazıyı açmış olduğum kırmızı zeminin üzerine getiriyorum. Zemini biraz daha büyütebilirim. Şöyle sol tarafa doğru çekip biraz daha büyütüyorum ve yazımı tekrar seçip buna beyaz bir renk veriyorum. Şimdi beyaz rengi verdikten sonra hazırlamış olduğumuz kırmızı spot zemini üstte ve yazımız da altta. Şimdi benim istediğim şey kırmızı zeminin altındaki yazıları kırmızı zeminin etrafından döndürmek olacak. Bunun için yapmam gereken işlem çok basit arkadaşlar. Kırmızı zemini seçiyorum. Kırmızı zemini seçtikten sonra obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden de text wrap'ı seçip make'e bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi yazıyı etrafından sarmış oldu. Peki bu açılan alandan memnun değilsek, arasını biraz daha fazla açmak istiyorsak ne yapıyoruz? Tekrar obje bölümüne geliyoruz. Tekrar text wrap'a geliyoruz ve bu sefer text wrap'ın option panelini açıyoruz. Bir kez dokunduğumuzda görmüş olduğunuz gibi option panelinde 6 punto olarak gösteriyor bana bunu. Ben bu puntoyu biraz daha yükselterek görmüş olduğunuz gibi yazının etrafını dilediğim kadar açabiliyorum. Şimdi zeminleri açtığımız gibi aynı zamanda fotoğrafların da etrafını bu şekilde açabiliyoruz. Hemen onun örneğini göstermek için buradakilerin tamamını seçiyorum ve Alt ve Shift'e basarak bir kopyasını yan tarafa alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra buradaki spot yazıyı seçiyorum. Yazımı bırakıp bunları kaldırıyorum. Örneğin Photoshop formatında bir fotoğrafım var. O fotoğrafı ekranıma getirmek için Komut Shift ve P harfine basarak masa üstüme geliyorum. Masa üstüne geldikten sonra fotoğrafımı seçiyorum ve getir diyorum. Getir dedikten sonra mouse'a basılı tutarak fotoğrafı şöyle aşağıya kadar açıyorum. Aşağıya kadar açtıktan sonra şu alan yeterli değil. Hatta biraz daha sağ tarafa alabiliriz. Şimdi yazının fazlalıklarını da şöyle biraz daha açıp şuradaki gelen fazlalıkları buraya taşıması için alan bırakmam gerekiyor. Daha sonra resmimi seçiyorum. Resmimi seçtikten sonra tekrar obje bölümüne geliyorum. Obje bölümüne geldikten sonra tekrar text wrap'ı seçip buradan da make'e basıyorum. Make'e bastıktan sonra getirmiş olduğum PSD formatındaki resmin etrafını da aynı şekilde açmış oldu. Bunu aynı şekilde biraz daha açmak istiyorsak yine obje bölümüne gelip text bölümüne gelip buradan da text wrap option'ı açıp tekrar aynı şekilde arasını biraz daha açabiliyorum.
Okey diyorum ve görmüş olduğunuz gibi bir resmin etrafından da yazımızı çok rahat bir şekilde akıtabiliyoruz. Şimdi hemen diğer özellikleri göstermek için yine artboard'umu sol tarafa doğru çekiyorum. Şimdi burada size göstereceğim birkaç tane teknik var arkadaşlar. Bu teknikleri gördükten sonra eminim ki işlerinizi çok daha hızlı bir şekilde yapacaksınız. Örneğin buradaki paragrafa bir kez dokundum. Bu paragrafa dokunduktan sonra buradaki yazılarımı büyütmek için klavyemden komut, shift ve noktaya basarak yazılarımı çok rahat bir şekilde büyütebiliyorum. Bunları küçültmek istersem de komut, shift ve virgüle basarak çok rahat bir şekilde küçültebiliyorum. Tabi bunların arasını açmak için sadece alt tuşuna ve sağ taraftaki ok işaretlerinden de alt işaretine basarak arasını açabiliyorum. Arasını kapatmak için de tekrar alt tuşuna basıp üst ok yönüne basarak aralarını kapatabiliyorum. Aralarını yatayda açmak istersem ne yapıyorum? O zaman yine alta basarak sağ ok yön tuşuna basıyorum. Kapatmak için de sol ok yön tuşuna basmam yeterli oluyor. Şimdi dilerseniz hemen diğer bir özelliğe geçelim. Aslında InDesign'da çok rahat yapabildiğimiz sütun özelliği arkadaşlar. Hemen buradaki paragrafı şöyle sol tarafa doğru çekiyorum ve tekrar Type Tool'umu seçip buradan basılı tutarak kendime bir alan açıyorum. Bu alanı açtıktan sonra içindeki yazıyı değiştirelim. Damlacık aracımı seçiyorum ve yazıya bir kez dokunuyorum. Buradaki yazı biraz büyük oldu arkadaşlar. Hemen yazıyı küçültmek için komut, shift ve virgül tuşuna basarak yazıyı küçültüyorum. Biraz da arasını daraltmak için alt tuşuna ve üst yön tuşuna basıyorum. Buraya kadar getirdikten sonra şöyle sağ tarafa çift tıklayarak bir kez dokunuyorum ve buranın farklı bir metinle daha dolmasını istiyorum. Onun için Type bölümüne geliyorum ve Type bölümüne geldikten sonra bunların tamamını doldurmak için File White'ı seçiyorum ve bir kez dokunuyorum. Bunları sütun haline getirmek için yapmam gereken şey çok basit arkadaşlar. Üst tarafta açılmış olan Area Type bölümüne bir kez dokunuyorum. Satır olarak aşağıya doğru bir sütun daha açmak istiyorsam burada görünen Rows bölümüne bir kez dokunup bunu iki sütun haline getir demem yeterli oluyor. Ben dikeyde istemiyorum, yatayda çoğaltmak istiyorum. O zaman da burada kolon kısmındaki numarayı bir kez dokunup açmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda buradaki aradan da memnun değilseniz görmüş olduğunuz gutter kısmından da 18 yazan yeri çoğaltarak bunun arasında çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Okey demeniz yeterli oluyor. Tabi paragrafınızı sağ ve sola bloklamak için de yapmanız gereken şeyler çok basit. Buradan paragraf bölümüne bir kez dokunuyorum ve dokunduktan sonra sola blokla dediğim zaman yazımı sol tarafa çok rahat bir şekilde bloklamış oluyorum. Tabi bunu dilerseniz projenize göre 3 sütun, 4 sütun ve 5 sütun gibi istediğiniz kadar sütun haline getirmeniz mümkün. Şimdi dilerseniz çok fazla işinize yarayacağını düşündüğüm diğer püf noktasına geçelim. Hemen onun için tekrar artboard'umu sola doğru kaydırıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi Photoshop ve Illustrator'ı harmanlayarak bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar size. Illustrator'da bazen pen tool ile çizim yapmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Hatta vektörel bazı görseller bulmakta da zorlanıyoruz. Fakat bu özellikler Photoshop'ta Shape bölümü altında hazır bir şekilde duruyor. Hemen Photoshop'umuzu açalım ve bunlar neymiş görelim. Şimdi Photoshop'u açtıktan sonra sol taraftaki panelde Custom Shape Tool'u seçiyorum. Shape Tool'u seçtikten sonra üst tarafta açılan Shape menüsünün yanına bir kez dokunuyorum. Buraya dokunduktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada bazı shape'ler var arkadaşlar. Bunlardan bazıları Photoshop'ta geliyor. Bazıları da benim özel olarak indirmiş olduğum shape'ler. Burada 250'ye yakın shape var arkadaşlar. Bu shape'lerin hepsini yoruma link olarak ekleyeceğim. Oradan indirip çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen buradan bir tane ağaç almak istiyorum. Biliyorsunuz Illustrator'da ağaç bulmak, PNG ağaç bulduktan sonra bunu vektöre çevirmek falan epey uğraşıyoruz. Bununla uğraşmamak için buradan ağacı seçiyorum. Ağacı seçtikten sonra shift'e basarak şurada bir ağaç açıyorum. Bu ağacı açtıktan sonra yapmam gereken işlem çok basit arkadaşlar. Komut tuşuna ve C tuşuna basıyorum. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra Illustrator'a geliyorum ve komut tuşuna V tuşuna basarak bunu yapıştırıyorum. Karşınızda gelen panelde üst taraftaki compound shape kalıyor ve OK diyorum. Kopyalamış olduğum ağaç buraya vektörel olarak geldi. Sadece rengi gelmedi. Rengi vermek için de üst taraftan rengimi açıyorum ve buradan koyu bir yeşil veriyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Photoshop'tan almış olduğumuz ağaç buraya çok güzel şekilde gelmiş oldu. Photoshop'tan hazır shape alabildiğimiz gibi kendi yaptığımız çizimleri de alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunu göstermek için tekrar Photoshop'u açıyorum. Photoshop'a geldikten sonra pen tool'umu seçiyorum. Şu bölümde bir çizim yapalım arkadaşlar. Örneğin bir yaprak çizelim. Ekranıma bir kez dokunuyorum. Bir kez dokunduktan sonra üst bölüme kadar gelip bir kez daha dokunup mouse'u sürükleyerek buraya kadar çekiyorum. Bunu çektikten sonra şu noktaya geliyorum ve dokunup bir kez daha çekiyorum. Buraya geldikten sonra alta basarak şuradaki noktaya bir kez dokunuyorum. Bu noktaya dokunduktan sonra şu bölüme kadar gelip basılı tutup aşağıya doğru çekiyorum ve böyle bir yaprak hazırlamış olalım. Bu yaprağı hazırladıktan sonra Komut C'ye basarak kopyalıyorum ve Illustrator'a gelerek Komut V'ye basarak
yapıştırıyorum. Yapıştırdığım zaman şöyle ucundan tutup biraz daha büyütmek istiyorum. Şöyle sol tarafa doğru alalım ve buna stroke verdiğim zaman çizmiş olduğum yaprağı vektörel olarak getirmiş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğum püf noktalarını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki bana destek olmak isterseniz de abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.